Merhaba, merhaba, merhaba. Gel ablacığım bakalım, gel şöyle buyur. Abi merhaba, sen de buyur şöyle. Abimiz de şöyle alalım. Gel abi sen de gel bakalım. Şimdi sevgili seyircilerim, bu ablamızın daha önce ben filmini görmüştüm. Bu ablamız nasıl bir kaza geçirdi? Bir daha bir anlat bakalım abla. Ben işte köydeydim hocam, öyle ayağım tekerlendi. Düştüm yere, kapaklandım öyle. Sonra hangi doktor, köy yerini söyle bir. Ardahan'da. Ardahan'da, evet. Çayazı köyünde. Ardahan'a biz gittik Çayazı sevgili köyünde. Seyircilerim. Evet. Dünyanın en güzel yerlerinden biri. O kadar enteresan bitkiler var ki dünyada hiçbir yerde olmayan 150'ye yakın çiçek ve bitki var Ardahan'da. Hiçbir yerde yok. O kadar güzel bir memleket. İşte orada misafirlikteydim. Öyle ayağım takıldı, yere düştüm, kapaklandım öyle. Sonra öyle içim dışıma çıktı gibi oldum. Sonra hiç kalktım, olmaz. Çok tuhaflaştım. Sonra kalktım, hani sanki belim kırıldı gibi. İşte orada yanımda komşular vardı. Aa, ben belim kırıldı, benim kalkamıyorum dedim. Ondan sonra elimden tuttular, durun ben kendim kalkayım, doğrulayım dedim. Doğruldum. Önce hiçbir şey hissetmedim. Sonunda ağrılarım, öyle amansız ağrılarım başladı. Evet. Zaten size de göndermiştim şeyi. Evet, filmi gördüm. Filmi sevgili seyircilerim, burada bir şey söylüyorum. Bir düşme geçirdiniz. Bilhassa yüksekten ayaklarınızın üstüne düşme olabilir. Ya da ablamda olduğu gibi bir düşme oldu. Belinizde çok ağrı hissettiğiniz zaman sakın kalkmaya uğraşmayınız. Muhakkak sırt üstü yere yatınız. Nasıl yatacak? Sırt üstü sert bir yere yatınız. Bakın şu mesela şurada gösterelim. Sakın ola ki, sakın ola kalkmayı çabalamayız. Bakın bu şekilde sert bir yer üstüne böyle yatınız. Ve muhakkak ambulans gelene kadar bu şey. Yani belinizde ağrı hissettiğiniz zaman, bir sıkıntı hissettiğiniz zaman, hele belde çok kuvvetli bir ağrı hissediyorsanız sakın kalkmadan yatınız. Böyle bekleyiniz, ambulans gelsin. Doktorlar sizi o şekilde götürüp film çekildikten sonra bir şey yok, merak etme derseniz basabilirsiniz. Hele yüksekten düşmeler de çok önemli. Hastanız fenalaştı, kusar gibi olur, şüphesi olursa başını hafif yana çeviriniz. Onu da bir gösterivereyim hazır. Bakın böyle yattı. Eğer kusma riski varsa da başını şöyle çeviriniz. Bu şekilde yatsın. Allah korusun bir kusma anında dışarıya doğru gider, yutma olmaz. O yüzden diyorum ki bel ağrısında, düşme sonucu sırt ağrısında sakın kalkacağım, hadi kalk 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 tamam bir şey yok filan demeyiniz. Güçlü bir bel ağrısı, yani bayağı ciddi bir bel ağrısına sakın ola ki kendinizi zorlamayınız. Buna özellikle yeri gelmişken gösteriverdik. Peki abla, sonra ben işte filmini gördüm. Ablamızın bel kemiğinde çökme kırığı tabir ettiğimiz, bel kemiği şöyle durması lazım, vertebra dediğimiz kemikler, ablamın kemiği böyle olmuş. İşte bundan dolayı şimdi korse kullanıyor kendisi. Evet. Yaklaşık ne kadar oldu abla? Bir ay falan oldu işte. Kalsiyum ve D vitamini kullanmasını söyledik. D vitamini ve kalsiyum aynı inşaattaki beton gibi, çimento gibi sevgili kardeşlerim, bu kemiğin içine geçecek. D vitamini kalsiyumsuz olmaz, kalsiyum D vitaminsiz olmaz. O yüzden D vitamini ve kalsiyum beraber alacak. Bunları yaptıkça inşallah kemiğinde kuvvetlenme olur. Peki ağrılar nasıl şimdi abla? Önce çok şiddetliydi. Sonra korseyi bağladıktan sonra ağrılarım yavaşladı. Bir de zaten ağrı kesici bir de jel kullandım. Ondan sonra sırt üstü yatıyorum devamlı. Hiç sağıma soluma dönemiyorum hocam. Ağrılarım çok oluyor. Şimdi abla en son filminizi bir çektirelim. Ondan sonra sağa sola dönmelere başlayabiliriz. Ben inşallah. De zaten lupus hastasıyım kendimde. Tamam. Sevgili kardeşim, ablam bir kelime söyledi. Lupus hastalığı nedir? Lupus hastalığı bir romatizmal hastalıklar grubundan bir hastalıktır. Nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı eklemlerinde şişmeler, eklemlerde bozulmalar. Bakın mesela ablamızın avuç içlerinde de böyle benekler var, bak benekler, görüyorsun. Benekler kaşınıyor, böyle evet, dökülüyor kaşınıyor, hocam. Evet. Bu da yine bir hastalığın sonucunda biraz bunların üzüntünün de etkisi vardır. Abi çok üzüyorsun ablamı herhalde. Bu üzüntüden oluyor. Ben pek üzdüğümü sanmıyorum ama. Üzüyor mu üzmüyor mu abla? Üzmüyor. Öyle çok şey yapmaz yani. Yapmaz. Yok he? Yok. İyi. Allah razı olsun. Şaka. İyi bakar yani, şaka. Öyle şey yapmaz Allah hani. Sinirli değil. Öyle yemekte seçme falan yapmaz yani. Yemekte peki, de olsun. Peki bizim hep programları seyrediyor musun? Sizin programlarınızı hep sürekli izliyorum. Peki ben Serap Hanım'a karşı sinirli miyim değil miyim? Biraz kızgın mı? Biraz. Hocam oluyor bir de. Siz aslında çok seri hareket eden, ani kararlar ve doğru kararlar veren birisi olarak televizyondan tanıdığım kadarıyla
Yani ben öyle tanıdım en azından. Bazen de hocam, siz böyle Serap Hanım'ı dinlemiyorsunuz, öyle acele karar veriyorsunuz, onun sözü ağzında kalıyor öyle. Abla dinliyorum da, ben de vakit kısa, bir an önce bir şeyleri gösterelim, güzel anlatalım diye yapıyoruz. Tabii. Kötü bir niyetimiz yok. Tabii sonra biz onu anlıyoruz, hani hocam da bir şeyler göstermek için böyle onun yapıyor diye Serap Hanım'a. Lafı yarım kalıyor. Yarım kalıyor, ondan sonra öyle yani şaşırıyoruz hani böyle niye yaptı diye işine. Eyvah, şimdi sevgili seyircilerim, Serap Hanım bunu seyrederse, bak ben sana söylemiştim, beni gene dinlemedin. Bak herkesler farkında bunu diye bana söylüyor. Evet hocam, vallahi. Kaç defa izlediysek öyle yani Serap Hanım sözü ağzında kalıyor. Hani diyorum hocam çok herhalde sinirli, titiz diyorum. O yüzden Serap Hanım'a şey vermiyor. İşte titiz. Vallahi sana bakacak hocam. Sen gidip Serap Hanım'ı översen, bu herifi kötülersen, ben olsam senin belini düzeltmem artık. Köprüye geçerken ayıya dayı de diyor. Estağfurullah hocam. Biz sizi dinliyoruz, sizin programınızı uyguluyoruz. Allah razı olsun. Sevgili seyircilerim, tek amacımız var, size güzel bir şey anlatabilmek. Kısa bir süre olduğu için biraz acele ediyoruz, doğru. O biraz yapımızla ilgili. Serap Hanım da sağ olsun beni anladığı için onun kızacağını düşünüyoruz. Tabii. O şekilde inşallah iyi şeyler yapacağız. Bundan sonra biraz daha dikkat edelim. İnşallah hocam, inşallah. Şimdi senden istediğim şu. Muhakkak filmini çektiriyorsun. D vitamini baktırıyorsun, geliyorsun. Ama bu ellerine, bu ellerine ne yapıyoruz? Hocam, dur, bunu geçireceğiz. Ne yapacağız? Glisenin, vazelin, aynı sefa, kantoron ve at kestanesi kremi vereceğiz biz sana. Bunları güzelce avuçlarını kullanacaksın. Bir de abla, benim biz sana dizime de atıyor hocam. Her yerine atar. Aç bak bir dakika. Bak buralarda da atar. Bu tamamen senin lupus hastalığınla ilgili bir nevi sedef grubundan bunlar abla. Sedef neden de deniyor. Neden oluyor hocam? Nedenini anlatıyorum. Lupus hastalığının etkisi var. Lupus hastalığının etkisi var. Stresin etkisi var. Bunlardan dolayı. Şimdi ne yapacağımızı söylüyoruz. Bunlara dediğim gibi aynı sefa Kantoron. Aynı sefa kantoron, gliserin, vazelin, bunları güzelce, bir de at kestanesi kremi güzelce süreceksin. Günde buraya da süreceksin. Sonra biz sana bir yulaf samanı diyoruz hocam. Bravo abi. Yulaf samanı da çok doğru. Yulaf sizden samanı, de duymuştum. Doğru. Ben. Yulaf samanı da faydası oluyor. Yulaf samanının suyunun çok faydası oluyor. Ama biz size bir de size bir aşı yapacağız. Nasıl bir aşı abla? Senin kendi kanını alacağız. Kendi kanını içine oksijen katıp hemen kalçadan yapacağız. Bu senin lupusuna da çok faydası olacak. Bu senin immün sistemini tamir eden güzel bir iğne. Bundan çok fayda göreceksin. İnşallah hocam. Bunu uygulayacağız size. Teşekkürler hocam. Tabii bunu kliniğimizde yapacağız. Evde yapamayacağız ama bundan çok fayda göreceksiniz. Teşekkür ederim. Bir de buraya kendi kanınızdan krem yapacağız. Kendi kanınızın özünden krem yapacağız. Bunları çabucak geçirmek için. Bunlar bu öyle kaşınıyor bazen ki çok hocam. Çatlaklar oluşuyor, yara oluşuyor. Aynen öyle. Sonra tekrar iyileşiyor, tekrar artıyor. Bir de biraz stresini almak için sana melisalı, kantoronlu bir çaylar var. Onları tarif edeceğiz. Şimdiden başla mesela. Bir bardak suyun içine abla. Bir tutam melisa at. Bir dakika. Doğru. Oğlu oto abim doğru söyledi. Melisa'nın bir adı da olmayacaktır. Doğru. Bir dakika kaynat, bir dakika demle, içine biraz limon su iç. Sarı kantoronla da yap bunu. Abim dediği gibi oğul otu melisadan da yap bunu. Bunun da çok faydası oluyor. Bunları sen devam et. Daha sonra da işte biz kardeşlerimizle konuşacağız. Seni bir Ankara'ya davet edeceğiz. Buralarınıza bir şeyler yapacağız. İnşallah bunu İnşallah beraberce hocam, geçiririz. Teşekkürler hocam. Evet, başka bir yerinde bir şikayetiniz var mı? Yok, işte bir sadece burama atar, işte bir de ellerimin içine. Şey kullana hocam hep leke oldu ellerimde. Abla bir şey daha söyleyeceğim. Yalnız sen biraz da çok deterjanlara falan bulaştırıyorsun eline. Bulaşmaya bulaştırıyorum. Kortizon şey ilaçları kullana da hocam ellerimde işte leke bak, yaptı. Onlar da iyi değil. Sen biraz ellerini muhakkak eldiven giymeden sakın deterjanlara elleme. Ellemiyorum zaten eldiven giyiyorum. Muhakkak eldiven giy, ona dikkat et. Mümkün olduğu kadar onları az kullanmaya çalış. Arap sabunu ve gliserinle temizliğini yapmaya çalış. Bulaşık makinesinin içinde soda kullanmaya çalış. Mümkün olduğu kadar. Sodanın da çok faydası oluyor. Aklında olsun bunları yap abla. Bu lekeler geçmez değil mi? Bu leke geçecek inşallah. Bu lekelere senden aldığımız kök hücreyi böyle küçük diplerini kıl iğneyle yapacağız. Bunları da azaltacağız. Azaltır inşallah. İnşallah. Çok sağ olun hocam. Hem yapmışken bir de cildine de yaparız onun. Cilde de faydası olur.
Ablamı geçiştiriyor. Ablamı gençleştiriyor. Sen ne yapacaksın şimdi? Bana da düşün bir şeyler. Sana da düşün. Ben, tansiyon var bende. 20'ye 12,5 hipersar kullanıyorum. Vazoksen kullanıyorum. Marka söylemeden konuşalım. Tamam, şimdi ilaçlar kullanıyorsun, haplar kullanıyorsun. Peki abi, şu sigarayı niye bırakmıyorsun? Hem i̇şte tansiyon o, hem sigara, olur mu? İşte o. Sevgili seyircilerim, tansiyonunuz varsa ne olur boşuna uğraşmayın. Sigarayı bırakmanız şarttır. Sigarayla tansiyon olmuyor abi. Tansiyonu sigara hep bozuyor. Doğru. İlaçların etkisini bozuyor, dengeyi bozuyor. Yani tansiyon varsa muhakkak sigara işini halletmeye çalış abi. Peki sarımsak limon karışımı var. Onu yapıyor musun, sarımsak limon karışımı? Ben şimdi tarifini vereyim. Yemeklerde sarımsağı tercih ediyorum. Tamam, o güzel ama şöyle yapalım. 20 tane limon suyu sıkacağız abi. İçine 10 diş sarımsak koyacağız. 20 tane limon suyu, 10 diş sarımsak ezeceğiz. Koyacağız içine. Gidip gelip bunu karıştıracağız. Bir 15 gün serin bir yerde saklayacağız. 15 gün sonra süzeceğiz. Bunun suyundan sabah akşam şöyle bir fincan içelim. Tansiyonunuzda çok rahatlama olacak. Bunu bittikçe gene yapalım. Damarlarınızda rahatlama olacak. Bunların çok faydası olur. Sakın ihmal etme sevgili abim. Bak, sen esasında fitsin. Sen bir de şu sigarayı bıraksan, biraz da hareket yapsan bu tansiyon şeyinden kurtulursun be abi. İki tane birden tansiyon hapı yüksek kullanıyorsun abi. Yüksek kullanıyorsun. Yani hiç değilse bire düşürelim. Biraz daha gayret edelim, temelli düşürelim. Bak ne kadar güzel, sahile de olur, yürüyüşler yap. Yürüyüşler abi senin tansiyonuna çok iyi gelir. Basit egzersizler tansiyonuna çok iyi gelir. Bunları ihmal etme sevgili abi. Çok teşekkürler hocam. Şimdi bizim öğretmenlikle doktorlar biraz şeyiz, yani birbirimize benzer yanlarımız var. Efendim, çocuklara Yeşilay Haftası'nda sigara öldürür, içki söndürür, kumar bilmem ne var deriz. Ondan sonra teneffüse çıkarız, sigara yakarız. Yani içinde. İmamın dediğini doktorlar yap, da yaptığını yapma. Doktorlar ama, da öyle değil ama mi? İşte, o, doğru, yani. Doğru. Ama işte İmam, örnek olmak evet, çok önemli bir şey. Yani. Evet. Sevgili öğretmenime de çok teşekkür ederim. Ne öğretmeniydin abi? Sınıf öğretmeni. Sınıf öğretmeni. Neler neler yetiştirdin değil mi? Neler. Ya, kaç sene yaptın abi? 32 yıl çalıştım. Oo, maşallah. Binlerce çocuk geçti. Son dönem. Sevgili seyircilerim, ben öğretmenliğe hayranım. Niçin? Biz iki tane çocuğumuza baş edemiyoruz. Götürüyoruz bu sınıf öğretmenleri, kardeşlerimize 30 tane çocuğu veriyoruz. Hadi baş et diyoruz. Dur dersen durmaz, otur dersen oturmaz. Hele bu zamane çocukları, iş çok zor. Öğretmenlerin hakikaten, Hazreti Ali Efendimiz ne demiş? Bana bir harf öğretinin kulu kölesi olurum demiş. Biz de aynı şekilde söylüyoruz. Hakikaten öğretmenlik çok kutsal, çok özel. Allah onlardan razı olsun. Allah onlara daha güzel, nice, sağlıklı ömürler versin. Öğretmenlerimize, şu anda çalışan kardeşlerimize de başarılar söylüyoruz. Allah yardımcıları olsun diyoruz. Teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Biz de Atatürk'ü öğretirken ne diyoruz? Atatürk, çocuklar, Atatürk demiş ki beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Siz de yani Atatürk'ün güveni de size varmış. Hazreti Ali bize demiş. Atatürk'ümüz de size demiş. Doğru. Yani gerçekten kendi milletin hekimine, öğretmenine, memuruna güvenmek en güzeli. Doğru. Peygamberimiz de şöyle bir şey demiş abi. Onda yüce Allah hiçbir hastalık yoktur ki şifasını yaratmamış. Muhakkak hekime gideceksiniz. Bu işi Allah'tan geldiğini bilip şifanızı arayacaksınız demiş. Mutlaka. O yüzden şifayı arayacağız. Hekimlere danışacağız, doktorlara danışacağız. Onların dediğini tabii ki uygulayacağız. Evet, biz çok teşekkür ederim.